Merhaba arkadaşlar, Örgü Aşkı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu iki renkli örülen çarık patiğin yapılışını anlatmak istiyorum. Patiğimizde bilek kısmından başlıyoruz. Sonrasında arttırarak ön kısmı tamamlıyoruz. Daha sonra alt taban kısmını örüyoruz. Sonrasında yine yan taraflardan ilmek alarak bu yan kısmı örüyoruz. Sonrasında topuk kısmını örüyoruz ve en son oyamızı yaptıktan sonra patiğimizi tamamlıyoruz. Bugün videoda gösterdiğim kısım ben beyaz iple başlıyorum. Siz diğer eşini örerken koyu renk iple başlamanız gerekiyor. Patiğimizde koyu renk ipim kartopu flora ip. Diğer ipimde tunç doli marka ip kullandım ben. Her ikisinin kalınlığı da aynı. 3 numara şişim var. Yan taraftaki ilmek aldığımızda burada zorlandığımız için 3. bir şişe daha gereksinim duyuyoruz. Oyamızı yapmak için tığımız var. 2 adet işaretimiz var. Ve makasımız var. Evet, şimdi şişimize 5 ilmek atarak patiğimize başlıyoruz. 2 3 4 5 Örgümüzün arka yüzünden tüm ilmeklerimizi ters örerek geliyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. 1 2 3 ilmek ters ördük. Son ilmeğimizi düz örüyoruz. Örgümüzün ikinci sırasında beyaz ipimizden devam ediyoruz. Kenar kısmını İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki bir ilmeğimizi düz örüyoruz. Ortadaki, yani üçüncü ilmeğimiz orta ilmeğimiz. Hemen öncesinde beyaz ipimizden bir tane arttırma yapıyoruz. Siz arttırmayı nasıl yapıyorsanız, nasıl kolayınıza geliyorsa yapabilirsiniz. Ben bu şekilde, yani şu şekilde arttırma yapıyorum. Hemen öncesinde, orta ilmeğinin öncesinde. Sonrasında ikinci renk ipimize, yani patiğimizin ana renk ipine geçiyoruz. Orta ilmeğimizi düz örüyoruz. Hemen sonrasında, orta ilmeğimizin hemen sonrasında yine bir tane arttırma yapıyoruz. Bir ilmek düz. Son ilmeğimizi ters örüyoruz. Örgümüzün arka yüzünden orta ilmeğimizi, bakın bu ilmeğimizi bu sırada koyu renk ipimizden ördük. Şimdi arka yüzden gelirken bu ilmeğimizin ipinin rengini değiştirerek devam ediyoruz. Arka yüzden ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Bakıyoruz, sıradaki ilmeğimiz ters. Sonraki ilmeğimiz arttırma ilmeğimiz düz. Yani kurulumunu, arttırmaları ona göre ayarlayarak düz ters düz ters olacak şekilde kurulumunu yapıyoruz. Orta ilmeğimiz bir önceki sırada koyu renk ipimizden örmüşüz. Bu sırada açık renk ipimizden devam edeceğiz. Ama hemen öncesinde bir tane yine arttırma yapıyoruz. Bu patiğimiz her sırada orta ilmeğin sağından solundan arttırma yaparak devam ediyor. Şimdi orta ilmeğimizi örmek için önce ipimizin rengini değiştiriyoruz. Orta ilmeğimizi arka sırada ters örüyoruz. Hemen sonrasında, yine orta ilmeğimizin hemen sonrasında bir tane arttırma yapıyoruz yine aynı şekilde. İlk ilmeğimiz düz. Arttırma sonrası ilk ilmeğimiz düz. Sonraki ilmeğimiz ters, son ilmeğimiz düz. Evet, ikinci sıramızda bu şekilde tamamladık. Yine döndük. İlk sırada örgümüzün düz yüzünde yine ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bakıyoruz, sonraki ilmeğimiz, sıradaki ilmeğimiz düz. Sonraki ilmeğimizi ters örüyoruz. Tekrar düz. Yine orta ilmeğine geldik bu kısımda. Burası orta ilmeğimiz. Hemen öncesinde bir tane yine arttırma yapıyoruz.
orta ilmeğimizi alt sırada beyazdan örmüşüz. Yine bu sırada ipimizin rengini değiştiriyoruz. Koyu renk ipimizden orta ilmeğimizi ördük. Hemen sonrasında bir tane yine arttırma. Sonraki ilmeğimiz düz. Yani hemen arttırma sonrası ilk ilmeğimizi düz örüyoruz. Diğer tarafta da aynı şekilde. Düz, ters, düz, son ilmeğimiz ters. Arka yüzden de yine sıranın başında ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bakıyoruz sıradaki ilmeğimiz ters. Hemen ters örüyoruz. Düz. Ters. Düz. Orta ilmeğimize geldik yine. Bakıyoruz orta ilmeğimizi bu sırada koyu renk ipimizden örmüşüz. Bu sırada açık renkten devam ediyoruz. Ama hemen öncesinde yine bir tane arttırma yapıyoruz. Orta ilmeğimizi ipimizin rengini değiştirdik. Ters örüyoruz arka yüzden. Hemen sonrasında yine bir tane arttırma yapıyoruz. Sıradaki ilmeğimiz düz. İlk birkaç sıra biraz zor oluyor. Sonrasında örneğimiz yerleştikten sonra kolay bir şekilde yapabileceğiniz bir patik. Düz, ters. Düz, ters. Son ilmeğimiz düz. Örgümüzün ön yüzünde yine ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Bakıyoruz sıradaki ilmeğimiz düz. Yine düz, ters. Düz, ters. Düz. Yine orta ilmeğimize geldik. Bakın burası belli oldu zaten. Orta ilmeğimiz. Hemen öncesinde yine bir tane arttırma yapıyoruz. Orta ilmeğini bu sırada renk değiştirerek devam ediyoruz. Rengimizi değiştirdik. Bir ilmek düz ördük orta ilmeğini. Hemen sonrasında yine bir tane arttırma. Yine sıra sonuna kadar düz ters düz ters olacak şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Örgümüzün arka yüzünde yine ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Sıradaki ilmeğimize bakıyoruz. Ters. Sonraki ilmeğimiz düz. Ters. Düz. Ters. Düz. Sonrasında yine orta ilmeğimizden önce hemen öncesine bir arttırma yapıyoruz. Orta ilmeğimizi ipimizin rengini değiştiriyoruz. Arka yüzden ters örüyoruz. Hemen sonrasında yine bir tane arttırma yapıyoruz. Sıradaki ilmeğimiz düz. Ters. Düz. Ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Evet, yine örgümüzün düz yüzünde burada dikkat etmemiz gereken bu orta ilmeğine her sırada ipimizin rengini değiştiriyoruz. Bakın bu sırada düz sırada bakıyoruz orta ilmeğimiz nasıl örmüşüz? Beyaz. Bu sırada bu ilmeğimizi koyu öreceğiz. Sağından solundan yine artırma yapıyoruz. Bu kısma dikkat edersek örgümüzde bir zorluk yok. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Bakıyoruz sıradaki ilmeğimiz düz. Düz, ters. Düz, ters. Düz, ters. Düz. Tekrardan orta ilmeğimize geldik. Hemen öncesinde bir tane arttırma yapıyoruz. Sonrasında ipimizin rengini değiştiriyoruz. Orta ilmeğimizi ördük. Hemen sonrasında yine bir tane arttırma yapıyoruz. Sıradaki ilmeğimiz
Artırma sonrası ilk ilmeğimiz zaten sıradaki şekilde düz gelecektir. Bu ilmeğimizi artırdık. Sonraki ilmeğimiz düz. Ters, düz. Ters, düz. Ters, düz. Son ilmeğimiz ters. Örgümüzün arka yüzünden ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki bakıyoruz ilmeğimiz ters. Ters, düz. Ters, düz. Ters, düz. Ters, düz. Yine orta ilmeğinin hemen öncesinde bir tane artırma yapıyoruz. İpimizin rengini değiştiriyoruz. Arka sırada orta ilmeğimizi ters örüyoruz. Ön sırada orta ilmeğimizi düz örüyoruz. Arka yüzünden ters ördük orta ilmeğimizi. Hemen sonrasında yine bir tane artırma yapıyoruz. Sonraki ilmeğimizi düz örüyoruz. Ters, düz, ters. Düz, ters, düz, ters. Sıra sonunda son ilmeğimiz düz. Evet, yine örgümüzün ön yüzünde her defasında orta ilmeğine geldiğimizde ipimizin rengini değiştiriyoruz. Hemen öncesinde ve sonrasında birer arttırma yapıyoruz. Buraya dikkat edelim. İlmeklerimizi orta kısma kadar olduğu gibi geldiği gibi örüyoruz. Düz ters. Yine orta ilmeğimize geldik. Hemen öncesine bir tane arttırma yapıyoruz. Orta ilmeğimizin ipinin rengini değiştirerek düz yüzde düz örüyoruz. Ters yüzde ters örüyoruz. Hemen sonrasında yine bir tane arttırma yapıyoruz. Sonrasında ilmeklerimizi düz ters. Düz ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Örgümüzün arka yüzünde yine ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki ilmeklerimizi yine olduğu gibi örüyoruz. Tersleri ters, düzleri düz. Yine orta ilmeğine kadar örerek geliyoruz. Evet, yine orta ilmeğine geldik. Hemen öncesinde bir tane arttırma yapıyoruz. Orta ilmeğine ipimizin rengini değiştirerek devam ediyoruz. Örgümüzün ters yüzünden orta ilmeğini ters örüyoruz. Tekrar hemen sonrasında bir tane arttırma. Sıra sonuna kadar düz ters düz ters olacak şekilde sırayı tamamlıyoruz. Düz ters. Düz ters. Düz ters. Evet, orta kısım belli olmaya başladı bu şekilde. Yani her sırada orta ilmeğimizin rengini değiştirerek devam ediyoruz. Bu kısma kadar, orta ilmeğine kadar düzleri düz, tersler ters olacak şekilde örüyoruz. Hemen öncesine bir arttırma ve hemen sonrasında bir arttırma yaparak örgümüze devam ediyoruz. 5 ilmekten başlamıştık. Devam ediyor arttırmalarımız. İlk ilmeğimizi her zaman örmeden alıyoruz. Sonraki ilmekleri yine olduğu gibi düz ters olacak şekilde örüyoruz. Orta ilmeğine gelmeden önce yine bir tane arttırma yapıyoruz. Evet, orta ilmeğine geldik.
son ilmeğimizi ördük. Hemen öncesinde yine bir tane arttırma. Sonrasında ipimizin rengini değiştiriyoruz. Orta ilmeğini örüyoruz. Hemen sonrasında yine bir tane arttırma. Yine sıradaki ilmekleri düz ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Düz, ters, düz, ters, düz, ters. Örgümüzün arka yüzünden ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Orta kısma kadar ilmeklerimizi olduğu gibi örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters. Yine orta ilmeğimiz bir tane hemen öncesinde arttırma yapıyoruz. Sonrasında ipimizin rengini değiştirip orta ilmeğimizi örüyoruz. Hemen sonrasında yine bir tane arttırma. Devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar düz ters düz ters sıramızı tamamlıyoruz. Evet, ön kısım bu şekilde oluşmaya başladı. Arttırmalar her defasında orta ilmeğin sağından solundan devam ediyor. Bu kısma dikkat edersek eğer patiğimizde bir zorluk yok. Bugün başladığımız patiğimiz beyaz ipten başladık. Siz diğer eşini başlarken koyu renk ipinizden başlamanız gerekiyor. Bu kısımlar iç kısma denk gelecek şekilde diğer eşini örerken buna dikkat edelim. Örgümüzün düz yüzünde ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Yine orta ilmeğimize kadar ilmeklerimizi düz ters olacak şekilde örüyoruz. Orta ilmeğimize geldiğinde hemen öncesine bir tane arttırma. Sonrasında ipimizin rengini değiştiriyoruz. Orta ilmeğini örüyoruz. Sonrasında hemen bir tane arttırma daha. Sıra sonuna kadar kalan ilmekleri olduğu gibi örüyoruz. Yine düz ters düz ters olacak şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Yine orta ilmeğine kadar ilmeklerimizi örüp geliyoruz. Orta ilmeğinin hemen öncesinde bir tane arttırma yapıyoruz. Sonrasında ipimizin rengini değiştiriyoruz. Orta ilmeğimizi örüyoruz. Sonrasında yine hemen bir tane arttırma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar kalan ilmeklerimizi yine düz, ters, düz, ters olacak şekilde sırayı tamamlıyoruz. Evet, patiğimiz bu şekilde devam ediyor. Bu diğer eşini örerken bu kısma dikkat edersek eğer patiğimizde bir zorluk yok. Şimdi artırmalarımız devam ediyor. Bu kısım 73 ilmek olana kadar devam ediyor.
Evet, şimdi patiğimizin orta kısmı zaten zor olan kısım bu kısım. Bu kısmı birkaç sıra daha göstermek istiyorum. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonraki ilmeklerimizi yine orta kısma kadar düz ters olacak şekilde örüyoruz. Orta ilmeğimize geldik şimdi. Orta ilmeğimiz hemen öncesinde bir tane arttırma yapıyoruz. Sonrasında ipimizin rengini değiştiriyoruz. Bir ilmek düz, tekrar orta ilmeğimiz bu ilmek. Hemen sonrasında yine bir tane arttırma yapıyoruz. Sıradaki ilmekleri yine düz ters olacak şekilde. Zaten arttırma ilmeğimizin sonrasında ilk ilmeğimiz düz. Sonraki ilmeğimiz ters. Düz, ters. Düz, ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Döndük. Örgümüzün ters yüzünde ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki ilmeklerimizi yine olduğu gibi örüyoruz. Ortadaki direk ilmeğimize kadar. Yine orta ilmeğimize geldik. Hemen öncesinde bir tane arttırma yapıyoruz. Orta ilmeğimizin ipimizin rengini değiştirerek ters yüzde ters ördük. Sonrasında hemen yine bir tane arttırma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi yine olduğu gibi örüyoruz. Düz, ters. Düz, ters. Yine sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Tekrar örgümüzün düz yüzündeyiz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki ilmeklerimizi yine olduğu gibi örüyoruz. Yine orta ilmeğimize kadar düz ters örerek geliyoruz. Orta ilmeğimize geldik yine. Hemen öncesinde bir tane arttırma yapıyoruz. Sonrasında yine ipimizin rengini değiştiriyoruz. Orta ilmeğimizi bir ilmek düz ördük düz yüzünde. Hemen sonrasında yine bir tane arttırma. Yine sıra sonuna kadar düz ters olacak şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Bu arttırmaları unutmamak çok önemli. Bu orta kısımdaki orta ilmeğin sağından solundan her defasında düz tarafta da ters tarafta da arttırma yapıyoruz. Yine ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki ilmeklerimizi yine olduğu gibi örüyoruz. Orta ilmeğimize geldik yine. Hemen öncesinde yine bir tane arttırma yapıyoruz. Sonrasında ipimizin rengini değiştiriyoruz.
orta ilmeğimizi ters yüzünde ters örüyoruz. Hemen sonrasında yine bir tane arttırma yapıyoruz. Yine ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Zaten baktığımızda belli oluyor ilmeklerimizi nasıl örmemiz gerektiği, düzleri, tersleri belli oluyor. Arttırmanın hemen sonrasında ilk ilmeğimiz zaten düz. Sonrası ters, düz, ters olacak şekilde sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Yine sıranın başında ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki ilmekleri yine orta kısma kadar düz ters, düz ters olacak şekilde örerek geliyoruz. Evet, yine orta ilmeğimize geldik. Hemen öncesinde bir tane arttırma yapıyoruz. Orta ilmeğinin ipin rengini değiştirerek düz örüyoruz. Düz yüzde. Sonrasında hemen yine bir tane arttırma yapıyoruz. Arttırma sonrası ilk ilmeğimize düz örüyoruz. Düz, ters. Düz, ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Arka yüzden ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonraki ilmekleri yine olduğu gibi örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters. Yine orta ilmeğimize kadar geliyoruz. Orta ilmeğimize geldik yine. Hemen öncesinde bir tane arttırma yapıyoruz. Sonrasında ipimizin rengini değiştirip orta ilmeğimizi örüyoruz. Hemen sonrasında yine bir tane arttırma yapıyoruz. İlk ilmeğimizi düz örüyoruz. Arttırma sonrası düz, ters. Düz, ters. Yine sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. Yine sıranın başında ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki ilmeklerimizi yine düz ters örerek orta ilmeğine kadar geliyoruz. Evet, yine orta ilmeğine kadar geldik. Hemen öncesinde bir tane arttırma yapıyoruz. Sonrasında ipimizin rengini değiştiriyoruz. Orta ilmeğimizi örüyoruz. Hemen sonrasında yine bir tane arttırma yapıyoruz. İlk ilmeğimizi düz, arttırma sonrası düz örüyoruz. Sonraki ilmeğimiz ters. Yine sıra sonuna kadar düz ters, düz ters.
İlmekleri örerek sıramızı tamamlıyoruz. Evet, buraya kadar olan kısmı tekrardan hatırlatmak istiyorum. 5 ilmekle başladık. Açık renk ipimizden başladık. Siz diğer eşini örerken koyu renk ipinizden 5 ilmek atarak başlıyoruz. Sonrasında burasını koyu, burasını beyaz olacak şekilde örgümüze devam ediyoruz. Biz bugün başladığımızda beyaz ipimizden başladık ve artırarak orta ilmeğin sağından solundan artırma yaptık. Ve her defasında orta ilmeğine rengini değiştirerek örgümüze devam ettik. Orta ilmeğimizin bir tarafa bir renk, bir tarafa bir renk olacak şekilde arttırmalarımız devam ediyor. Bu kısmı da ben 37 numara için 73 ilmek, şişimizin tamamında olan ilmeklerimiz 73 ilmek olana kadar devam ediyor bu kısım. Şimdi buraya kadar önce bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ilmeğimiz var. 25 ilmeğimiz var. 25 bir tarafta, 25 de diğer tarafta. Yani 50. Bir tane de orta ilmeğimiz 51. Bu artırma kısmı 73 ilmek olana kadar devam ediyor demiştim. Bu kısmı önce bir tamamlayalım. Bu orta kısmın renk geçişlerine dikkat edersek çok kolay bir model. Bu kısma kadar önce ilmeklerimizi arttırarak örelim. Evet, şimdi patiğimizin üst kısmını tamamladık. Toplamda şişimizde saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ilmek bir tarafta, 36 ilmek de diğer tarafta, ortadaki bir ilmekle birlikte 73 ilmeğimiz var. Şimdi örgümüzün ön yüzünden geldik sıra sonuna kadar. Orta kısımdan 19 ilmek ayırarak patiğimizin alt burun kısmını örmeye başlayacağız. Ben 19 ilmek ayırdım, işaret koydum. Şimdi arka yüzden bu kısma kadar geliyoruz. Yine düz ters örerek geliyoruz. Beyaz ipimizi kesebiliriz. İşaretimize kadar ilmeklerimizi düz ters örerek geliyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki ilmeklerimizi yine düz ters örerek işaretimize kadar geliyoruz. Burun için ayırmış olduğumuz işaretimizi önce diğer tarafa alıyoruz. Sayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ilmeğimizi önce sağ şişe alıyoruz. İşaretimizi diğer tarafa almadan önce tekrar sol şişe takıyoruz. 19. ilmeğimizi ipimiz ön tarafta. 2 ilmek birlikte ters örüyoruz. Döndük. Bu kısım yine 19 ilmeğimizin olduğu kısım.
Sıra sonunda bir ilmek birlikte örerek sırayı tamamladık. Sıramızın başında yine ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Yine bu kısım ön tarafta olduğu gibi yine düz ters olacak şekilde örülmeye devam ediyor. Yine ilmeklerimizi düz ters örerek devam ediyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Sıradaki ilmeğimiz düz ters, düz ters, düz ters olacak şekilde yine işaretimize kadar geliyoruz. Son ilmeğimizi örmüyoruz. İşaretimizden önceki son ilmeğimizi önce sağ tarafa alıyoruz. İşaretimizi çıkartabiliriz. Tekrar sol şişe alıp 2 ilmek birlikte düz örüyoruz. Döndük. Sıranın başında ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki ilmekleri yine ters, düz, ters, düz. Yine işaretimize kadar geliyoruz. Yine bir ilmeği örmeden bırakıyoruz. Son ilmeğimizi örmedik. Önce sağ şişe alıyoruz. İşaretimizi çıkartıyoruz. Tekrar sol şişimizi alıp ipimiz ön tarafta. 2 ilmek, bir tane 19. ilmeğimiz bu, sıranın sondaki bir tane de yan taraftaki ilmekle birlikte 2 ilmek birlikte ters örüyoruz. Döndük, yine sıramızın başında birlikte ördüğümüz ilmeği tekrardan örmeden sağ şişe alıyoruz. Düz ters, düz ters olacak şekilde sırayı tamamlıyoruz. Yine sıranın sonundaki son ilmeği örmedik. Yan taraftaki ilmekten birlikte 2 ilmek birlikte düz örüyoruz. Döndük. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki ilmekleri yine düz ters olacak şekilde 18 ilmek örüyoruz. 19. ilmeği örmeden şişimizde kalıyor. Yan taraftaki ilmekten birlikte 19. ilmeği birlikte düz örüyoruz. 19. ilmeğimiz yan taraftaki ilmekten birlikte örgümüzün ters yüzünde birlikte ters örüyoruz. Sıranın başında ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonraki ilmekleri yine düz ters olacak şekilde örüyoruz. Son ilmeğimizi örmüyoruz yine. On dokuzuncu ilmeğimiz yan taraftaki ilmekle birlikte 2 ilmek birlikte düz örüyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Bu yan taraftaki ilmeklerimiz bitene kadar her defasında son ilmeği yan taraftaki ilmekten birlikte örerek burun kısmında bu şekilde tamamlıyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki 17 ilmeğimizi yine düz ters olacak şekilde örüyoruz. Sıranın sondaki son yani 19. ilmeği yan taraftaki ilmekle birlikte 2 ilmek birlikte örerek sırayı tamamlıyoruz. Sıranın sondaki son ilmeğimiz yan taraftaki ilmekle birlikte ipimiz ön tarafta birlikte ters örüyoruz. Bu şekilde git gel yaparak burun kısmında bu şekilde tamamlıyoruz. On dokuz ilmekle git gel yapıyoruz.
Evet, bu burun kısmında 19 ilmekle git gel yaparak her defasında sıra sonda 2 ilmek birlikte örerek yan taraftaki ilmeklerimizi bitirene kadar bu kısmı da devam edelim. Önce bu kısmı da bir örelim. Evet, patiğimizin burun kısmında tabanını bu şekilde toplayarak ilmeklerimizi tamamladık. Şimdi yan taraftan yine ilmek alarak devam ediyoruz. Bu kısımda da 17 ilmek bir tarafta, 17 ilmek de diğer tarafta olacak şekilde ortadaki 19 ilmeğimiz sabit kalacak. Yan taraflardan yine ilmek alarak şişimize takıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zorlandığınız yerde tığ yardımıyla alabilirsiniz ilmeklerinizi. 12 13 14 15 16 17 Evet, patiğimizin yan tarafı yine haroşa ile devam ettiği için arka yüzden ilmeklerimizi haroşa örerek yine orta kısma kadar geliyoruz. Orta kısmı örmeden buradaki 17 ilmeğimizi önce haroşa örüyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Yine alt kısımdaki ilmeklerimizi yine düz ters olacak şekilde bu kısımdaki ilmeklerimizi yine aynı şekilde düz ters örmeye devam ediyoruz. İşaretimizi taktık. Düz, ters, düz, ters olacak şekilde bu 19 ilmeği de örüyoruz. Tekrardan diğer tarafta olduğu gibi buradan da 17 ilmek alarak tekrar örgümüze devam ediyoruz. Bu kez şişimizi sol elimize alıp şu şekilde yan taraftan ilmek almaya devam ediyoruz. Yine 17 ilmek alıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17. Yine bu tarafta da 17 ilmek aldık. Önce bir sıra haroşa örerek devam ediyoruz. Bu kısımda üçüncü bir şişe gereksinim duyuyoruz. Yani iki tane şişimize bölüştürdük ilmeklerimizi. Üçüncü bir şişle örgümüze devam ediyoruz. Aynı numara olması şart değil. 3 numarayla örüyoruz ama burada herhangi bir şiş 2,5 da olabilir. Elinizde yoksa bu şekilde de devam edebilirsiniz. Önce bir sıra haroşa örüyoruz. Tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz yine. Buradaki orta ilmeklerimizi yine düz ters olacak şekilde bu kısımdaki ilmeklerimizi, bu alt kısmın bütünlüğünün bozulmaması için yine bu kısmı düz ters olacak şekilde örüyoruz. Yan taraftaki ilmeklerimizi yine haroşa örerek devam ediyoruz. Arka yüzden de ilmeklerimizi yine haroşa örüyoruz, yani düz. Alt tabandaki 19 ilmeğimizi yine düz ters olacak şekilde örüyoruz. Evet, diğer taraftaki ilmeklerimizde yine haroşa örerek arka yüzden sıramızı tamamlıyoruz.
Evet, örgümüzün ön yüzünde bu kez beyaz ipimizle devam ediyoruz. Bir diş beyaz, bir diş mavi ile örgümüze devam ediyoruz. Şimdi bir haroşa sırası git gel yaptık. Bir sonraki sırada beyaz ipimizle devam ediyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki ilmeğimizi yine haroşa örüyoruz. Bir ilmek haroşa ördük beyaz ipimizle. Sonraki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Yine bir ilmek düz ördük, yani haroşa. Sonraki ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki ilmeklerimizi yine haroşa, yani düz örerek devam ediyoruz beyaz ipimizle. Yani burada sıranın başında ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki ilmeğimizi bir ilmek beyaz, bir örmeden, bir beyaz, bir örmeden. Sonraki ilmeklerimizi yine orta kısma kadar, yani alt taban ilmeğine kadar düz örerek devam ediyoruz. Bu kısımdaki ilmeklerimiz haroşa örgü olarak devam ediyor. Sadece alt kısımdaki 19 ilmeğimizi yine düz ters olacak şekilde örmeye devam ediyoruz. Evet, şimdi orta, yani alt kısımdaki ilmeklerimize geldik. Bu ilmeklerde yine düz ters olacak şekilde örüyoruz. Birkaç sıra sonrası bu ilmekler kolay örülecektir. Şimdi alt kısımdaki 19 ilmeğimizi yine düz ters olacak şekilde örüyoruz. Yine yan taraftaki haroşa kısmına geldik. Yine buradan ilmeklerimizi haroşa örerek, yani düz örerek devam ediyoruz. Evet, çişimizde şimdi 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimiz kaldı. Sonraki ilmeğimizi örmeden sağ şişe alıyoruz. Sonraki ilmeğimiz düz, yine beyaz. Sonraki ilmeğimizi yine örmeden aldık. Sonraki ilmeğimiz yine düz beyaz. En son ilmeği örmeden sağ şişe alıyoruz. Dönüyoruz. Arka sırada yine baştaki çıkartmış olduğumuz 17 ilmeğimiz yine haroşa örülüyor. Sıranın ilk başında ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki ilmeğimiz beyaz da örmeden aldık. Bir sonraki ilmeğimiz de örmeden aldık. Yani bir mavi, bir beyaz, bir mavi olacak şekilde 3 tane ilmeğimiz var. Örmeden aldığımız. Sonraki ilmeğimiz beyaz. Düz örüyoruz. Sonraki ilmeğimiz, ipimiz ön tarafta. Örmeden aldığımız ilmeği yine örmeden sağ şişe alıyoruz. Sonraki ilmeklerimiz zaten sıradaki ilmeklerimiz beyaz. Bunlar da düz örerek, yani haroşa örüyoruz. Devam ediyoruz bu kısımda. Yine taban ilmeklerine geldiğimizde bu kısmı yine düz ters olacak şekilde örüyoruz. Düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters örüyoruz. Yani taban ilmeğinin 19 ilmeğini bu şekilde düz ters olacak şekilde örüyoruz. Yine yan taraftaki haroşa ilmeklerini, 17 ilmek olan haroşa ilmeklerini yine haroşa örüyoruz. Yani düz örüyoruz yine.
Örmeden aldığımız ilmeğe geldiğimizde ipimiz ön tarafta. Yine örmeden sağ aşağı alıyoruz mavi ipi ilmeğimize. Sonrasında yine bir ilmek haroşa örüyoruz, yani düz. İpimiz yine ön tarafta, örmeden aldığımız ilmeği yine örmeden alıyoruz. Sonraki ilmeğimiz bir ilmek düz. En son ilmeğimiz zaten koyu olan ilmeğimiz. Onu da örmeden sağ şişimize alıyoruz. Sırayı tamamladık. Bir sonraki sırada yine örgümüze koyu renk ipimizden devam ediyoruz. Sırayı bu şekilde tamamladık. Yani koyu renk ipimizden devam ediyoruz bu kez. İpimizin rengini değiştiriyoruz. Tüm ilmekleri, baştaki 17 ilmeğimizi haroşa örüyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, 15, 16, 17. Yine baştaki 17 ilmeğimizi haroşa ördük. Sonraki alt tabandaki ilmeklerimizi yine düz ters olacak şekilde örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Yine diğer tarafta olan 17 ilmeğimizi yine bu kısımda tamamını haroşa örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, son ilmeğimizi ters örüyoruz. 17. Arka sıradan yine ilmeklerimizi haroşa örerek geliyoruz. 17 ilmek haroşa, 19 ilmek düz ters, yine 17 ilmek haroşa. Bu da örgümüzün arka yüzü. On dokuz ilmek düz ters örüyoruz. Yine 17 ilmek haroşa örüyoruz. Sıranın sonunda son ilmeğimizi ters örüyoruz.
Evet, örgümüzün ön yüzünde yine buradaki gibi ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir ilmek beyazla yine haroş örüyoruz. Bir tane örmeden alıyoruz. Bir ilmek beyazla düz örüyoruz. Bir ilmek örmeden alıyoruz. Yine sıramızın başında ilk ilmeğimizi örmeden aldık. İpimizin rengini değiştiriyoruz. Her iki sırada bir, yani git gel yaptığımızda bir diş haroşomuz oluyor ve ipimizin rengini değiştirerek devam ediyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki ilmeği bir ilmek beyaz örüyoruz. Bir ilmek örmeden sağ şişe alıyoruz. Bir ilmek beyaz örüyoruz. Yine bir ilmek örmeden sağ şişe alıyoruz. Sonraki ilmeklerimizi yine orta alt taban kısmına gelene kadar yine haroşa örerek devam ediyoruz. Evet, alt taban ilmeklerine geçtik. Yine 19 ilmek düz ters örüyoruz bu kısımda. Yine yan taraftaki ilmeklerimiz haroşa örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek yine düz ördük. Sonraki ilmeğimizi yine örmeden aldık. Bir ilmek yine düz, sonraki ilmeğimizi yine örmeden aldık. Yine bir ilmek düz, son ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Yani yine sıranın sonunda 1, 2, 3, 4, 5 ilmeği örmeden bırakıyoruz. Son 5 ilmeğin ilkini örmeden aldık. Bir ilmek ördük, bir ilmek örmeden aldık. Yine bir ilmek ördük, son ilmeğimizi yine örmedik. Döndük. Evet, örgümüzün arka yüzünden beyaz ipimizden ördüğümüz sırada ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonraki beyaz ilmeğimizi de örmeden aldık. Sonraki ilmeğimizi de örmeden aldık. Yani beyaz ipimizden ördüğümüz sırada 1, 2, 3 ilmeği örmeden alıyoruz. Sonraki ilmeğimiz beyaz olan ilmeğimizi düz örüyoruz. Yine ipimiz ön tarafta, örmeden aldığımız ilmeği yine örmeden alıyoruz. Koyu renk ipimizden, yani mavi ipimizden olan ilmeği yine örmeden aldık. İpimiz ön tarafta. Sonraki ilmeklerimiz yine sıralı bir şekilde devam ediyor. Yine orta kısma kadar, yani taban kısmının ilmeklerine kadar düz örerek devam ediyoruz. Taban kısmının ilmeklerini yine düz ters olacak şekilde örüyoruz. 19 ilmeğimizi. Evet, yine diğer taraftaki haroşa ilmeklerimize geçtik. 12 ilmek düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek yine düz ördük. Sıradaki ilmeğimiz koyu renk ilmeğimiz. Yine ipimiz ön tarafta, örmeden sağ şişe alıyoruz. Sonraki ilmeğimiz beyaz, düz örüyoruz. Sonraki ilmeğimiz yine ipimiz ön tarafta, örmeden alıyoruz sağ şişe.
Sonraki ilmeğimiz yine düz. Son ilmeğimizi örmüyoruz. İpimiz ön tarafta. Son ilmeği de sağ şişe alıp dönüyoruz. Koyu renk ipimizden ördüğümüz sırada haroşa sıralarını haroşa örüyoruz, yani düz. Alt kısımdaki taban kısmını yine düz ters olacak şekilde örüyoruz. Diğer taraftaki kısmı da yine 17 ilmek olan kısmı da yine düz örüyoruz, yani haroşa kısmını. Patiğimizin yan tarafı, yani bu kısım 17 ilmek haroşa, alt kısım 19 ilmek düz ters, yine yan kısım 17 ilmek haroşa. Bu kısmı da bu renk çubuklarını saydığımızda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 diş olana kadar bu kısmı da örüyoruz. Yani 8 diş beyaz, 8 diş de mavi ipten olacak şekilde bu yan kısmı da örüyoruz. Bu kısmı ayak boyutunuza göre arttırabilirsiniz. Yani ben 37 numara için bu kısmı 16 diş boyunca ördüm. Siz bu kısmı daha uzun örebilirsiniz. Evet, bir sonraki sıramız git gel sırasından sonra her defasında ipimizin rengini değiştiriyoruz. Koyu renk ipimizden ördüğümüzde baştaki 17 ilmeğimizi haroşa örüyoruz. Yani düz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Baştaki 17 ilmeğimiz haroşa, sonraki 19 ilmeğimiz düz ters. Evet, yine sıranın sonundaki diğer şişteki 17 ilmeğimizi haroşa örüyoruz. Yani düz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Son ilmeğimizi ters örüyoruz. 17. Arka yüzden de yine aynı şekilde geliyoruz. Baştaki 17 ilmeğimizi düz örüyoruz. Sonraki 19 ilmeğimizi düz ters. Daha sonra yine 17 ilmek haroşa, yani düz örüyoruz.
Evet, şimdi bu kısımda 1, 2, 3, 4, 5 diş ördük. Bu kısmı 16 diş olana kadar devam ettiriyoruz. Koyu renk ipimizden ördüğümüzde tamamını örüyoruz. Beyaz ipimizden ördüğümüzde yine aynı şekilde ilk ilmeği örmüyoruz. Bir ilmek beyaz örmeden, bir ilmek beyaz örmeden bu şekilde devam ederek 16 diş olana kadar bu kısmı da örüyoruz. Evet, şimdi patiğimizin alt taban kısmını tamamladık. Kenar kısmından saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 haroşa dişi boyunca bu kısmı da ördük. Şimdi koyu renk ipimizden orta kısma kadar geliyoruz. Bu kısımdaki 19 ilmekle tekrardan patiğimizin arka topu kısmını öreceğiz. Önce orta kısma kadar geliyoruz. Tüm ilmeklerimizi haroşa örerek, yani düz örerek devam ediyoruz. Beyaz ipimizi kestik. Koyu renk ipimizden devam ediyoruz. Şimdi orta kısma kadar geldik. İlmeklerimizi yine 18 ilmeğini örüyoruz. 19. ilmeği örmeden bir ilmek kala tekrardan yan taraftaki ilmekle birlikte, iki ilmek birlikte örerek topu kısmına devam ediyoruz. Evet, 18 ilmek ördük. 19. ilmeği yine yan taraftaki ilmekle birlikte, iki ilmek birlikte örüyoruz. Dönüyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki 18 ilmeğimizi yine düz ters olacak şekilde örüyoruz. Yine 19. ilmeği sıranın sonunda iki ilmek birlikte örerek topu kısmına devam ediyoruz. Evet. 18 ilmek ördük. 19. ilmeği ipimiz ön tarafta. 2 ilmek birlikte ters örüyoruz. Döndük. Bu kez beyaz ipimizden devam ediyoruz. Dönüşümlü olarak koyu renk, yani mavi ipimizden ördüğümüzde sıra sonunda tek ilmek kesiyoruz. Beyaz ipimizden ördüğümüzde de sıra sonunda 2 ilmek, yani çift keserek örgümüze devam ediyoruz. Beyaz ipimizi sabitledik. On sekiz ilmek örüyoruz. Sıra sonundaki son ilmeğimizi bu kez açık renk ipimizden 1, 2, 3 ilmek birlikte örüyoruz. Bir tekli kesiyoruz, bir çiftli. Döndük, yine sıranın başında ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki ilmeklerimizi yine düz ters olacak şekilde örüyoruz. Sıranın sonundaki 19. ilmeği bu kez yan taraftaki 2 ilmekle birlikte, yani 3 ilmek birlikte ters örüyoruz. Evet, sıranın sonundaki son 19. ilmeği yan taraftaki 1, 2 ilmekle birlikte, ipimiz ön tarafta, 3 ilmek birlikte ters örüyoruz. Döndük, yine sıra başında dönüşümlü olarak iki sırada bir ipimizin rengini değiştiriyoruz. Sıranın başında ipimizin rengini değiştirdik.
İlmeklerimizi yine 18 ilmek örüyoruz. 19. ilmeği örmeden oraya kadar bir gelelim. Evet, 18 ilmek ördük. 19. ilmeği yan taraftaki ilmekle birlikte 2 ilmek birlikte düz örüyoruz. Yine sıra sonunda 2 ilmek birlikte örerek örgümüze devam ediyoruz. Sıranın sonundayız. 19. ilmek ipimiz ön tarafta, 2 ilmek birlikte ters örüyoruz. Sıranın başında yine ipimizin rengini değiştiriyoruz. 18 ilmek örüyoruz sıra sonuna kadar. Evet, 19. ilmeği yine sıra sonunda 1, 2, 3 ilmek birlikte düz örüyoruz. Döndük yine. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonraki 17 ilmeğimizi yine düz ters olacak şekilde örüyoruz. Sıranın sonundaki son ilmeğimizi yine yan taraftaki 2 ilmekle birlikte ters örüyoruz. Sıranın sonundaki son ilmeğimizi yan taraftaki 2 ilmekle birlikte 1, 2, 3 ipimiz ön tarafta 3 ilmeği birlikte ters örüyoruz. Evet, şimdi bu kısmı da koyu renk ipimizden ördüğümüzde sıra sonlarında 2 ilmek birlikte örüyoruz. Beyaz ipimizden ördüğümüzde sıra sonlarında 3 ilmek birlikte örerek bu yan taraftaki ilmeklerimizin tamamını keserek bu kısmı da bu şekilde bitiriyoruz. Önce bu kısmı da bir örelim. Evet, şimdi son sırada ilmeklerimizi keserek topuk kısmını da tamamladık. Şimdi oyası için tekrardan koyu mavi ipimizden devam ediyoruz. Sık iğneyle banıyoruz. 2 zincir çekiyoruz ve sık iğnenin çevresine pıtırcık yapıyoruz. Rastgele banıyoruz. 2 zincir çekiyoruz ve sık iğnenin çevresine pıtırcık yapıyoruz. Rastgele banıyoruz. Kasmayacak bir şekilde 2 zincir çevresine pıtırcık. İplerimizin artan kalan uçlarında içlerine örerek oyamızın içine bu şekilde patiğimizin kenar oyasında yapıyoruz. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Tüm boyun çevresini bu oyayla tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, patiğimizi tamamladık. Patiğimiz bu şekilde. Yapmak isteyenlere kolay gelsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.